Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba, adım Gökhan. Sakaryalıyım. Çocukluğum yokluk içinde geçti. Okula giderken çoğu zaman ya ceketim ya kışlık bir ayakkabım olmazdı. Ayağım çok üşürdü. Çok içerlerdim bu duruma. Babam bir fabrika işçisiydi. Annem ev hanımı. Durumumuz çok iyi değildi. Sınıfta en iyi anlaştığım arkadaşım Osman'dı. Çok iyi kalpli, çok yardımsever biriydi. Ayaklarımın titrediği bir gün beni fark etmiş ve "Neden titriyorsun?" diye sormuştu. Utancımdan ayakkabımın delik olduğunu ve su aldığını söyleyememiştim. Ama o anlamıştı. Ertesi gün elinde bir poşetle geldi. İçinde çok az kullanılmış bir bot vardı. Kimseye çaktırmadan "Al bunu giy, bir akrabamız hediye vermişti. Ama artık küçük geliyor bana," dedi. Osman'la aynı numara ayakkabı giyiyorduk. Çok utanmıştım ama kabul etmek zorunda kaldım. Botu giydiğimde ayaklarımın ısındığını fark ettim. Allah razı olsun. Çok dua etmiştim o gün Osman'a. Birkaç hafta sonra Osman kağıttan bir kutu içinde bir hediye getirdi. "Bu ne?" dedim. "Babam senin için gönderdi," dedi. Şaşırmıştım. "Kutuyu ben yaptım ama," deyip güldü. Defter sayfasından güzel bir kutu yapmıştı Osman. Kutuyu yavaşça açtım. İçinden muska benzeri bir şey çıktı. "Bu ne?" dedim. "Babam senin için yaptı. Seni kötülüklerden korur," dedi. İpi de hazırdı. Alıp boynuma taktım. İlkokul bittiğinde Osman'la ayrı ortaokullara gittik. Yavaş yavaş iletişimimiz kopmuştu. Lisede ise tamamen unutmuştuk birbirimizi. Ben liseye devam ederken abimin askerlik çağı gelmişti. Abim askere giderken onu davul zurna ile göndermiştik. Ama maalesef şehit olmuştu. Hakkari'de görev yaparken karakolu baskın yemişti. Ve kahramanca bu ülke için can vermişti abim. Abimin ölümünden sonra ailemiz bir türlü toparlanamadı. Babam emekli olmuştu. Ben de liseyi bitirip işe başladım. PVC pencere imalatı yapan bir dükkandı. Ama iş çok ağırdı. Askerlik çağım geldiğinde muafiyet seçeneğim olmasına rağmen gönüllü olarak askere gittim. Askere giderken Osman'ın bana verdiği muskayı evde odamdaki bir kutuya bırakmıştım. Orada komutanlar görür kızarlar diye düşünmüştüm. İzmir'de yaptım askerliğimi. Keşke ben de şehit olsaydım dedim ama annemin ve babamın tek oğlu ben kalmıştım. Askerden sonra PVC işine geri döndüm. Bir yıl daha çalıştım ama artık bu işte çalışmak istemiyordum. Çok ağırdı. Bir emlakçıda işe başladım. Ailemdeki bunalımlı hava bana da yansıyordu. Evde sürekli bir matem havası vardı. Ne işime ne de yaşama adapte olamıyordum bir türlü. 2 yıl böyle geçti. Emlak işinde bayağı bir tecrübe kazanmıştım ama istediğim ritmi bir türlü yakalayamıyordum. Şirkette ne kadar ev kiralar veya ne kadar ev satarsan ona göre prim alıyordun. Çalışma arkadaşlarım işten işe koşuyor ve çok güzel paralar kazanıyorlardı. Bense bir türlü konsantre olamıyordum. Acaba bu iş bana göre değil mi diye düşünmeye başlamıştım. Hayatım bir süredir yolunda gitmiyordu. Rüyalarımda sürekli aynı ürkütücü sahneleri görüyordum. Karanlık figürler, boğucu bir hava, dehlizlerde yankılanan uğursuz fısıltılar. Bir sabah yatağımdan kalktığımda vücudumu saran soğuk bir terle uyandım. Sonunda delirme noktasına gelmiştim. Yorgun ve çaresizdim. Göz altlarımda morluklar oluşmuş, günlerdir uykusuzluğun verdiği ağırlığı üzerimde taşıyordum. Artık sıradan bir kabusun ötesinde rüyalarımdaki karanlık figürlerin peşime düştüğünü düşünüyordum. Akşamları iş çıkışı mahalledeki karanlık sokaklara geldiğimde beni takip eden gölgeler fark ediyordum. İlk başlarda koşa koşa eve girmeye çalışıyordum. Bir keresinde cesaretimi topladım ve beni takip eden şeyin ne olduğunu görmek istedim. Ama ne yazık ki hiçbir şey göremedim. Acaba bu gördüklerim kendi kafamda oluşturduğum hayaller miydi? Moralim çok bozuktu ve psikolojim alt üst olmuştu. Annem ve babam bazen varlığımdan habersizlermiş gibi davranıyorlardı. Bu durum beni çok üzüyordu. Abimin acı kaybından sonra sürekli duvarda asılı olan fotoğraflarına bakıp ağlarken buluyordum onları.
Ben sanki onlar için hiçbir şey ifade etmiyordum. Bunları düşüne düşüne delirmek üzereydim. İş arkadaşım olan Serkan, yüzümdeki endişeyi fark ettiğinde bana dertleşmek isteyip istemediğimi sordu. Ben de olur dedim. Akşam iş çıkışı sessiz bir kafeye gittik. Serkan anlattıklarımı duyduğunda, "Gökhan, bu iş sandığından ciddi. Hiç bir hocaya falan gittin mi?" dedi. "Hayır," dedim. "Peki, sana Kastamonu'da yaşayan bir kadından bahsetsem?" dedi. "Olur, bahset," dedim. Bu kadın eski usullere hakim, bu tür işlerden anlayan biri. "Belki o seni iyileştirir," dedi. İlk başta bu öneriye şüpheyle yaklaştım. Bilinmeyen birine güvenmek, daha da karanlık bir yola girmek gibi geliyordu. Ama başka çarem de yok gibiydi. Geceleri uyanık kalmaya dayanamayacak hale gelmiştim. Bir umut ışığı arıyordum. Bu yola girmeden önce keşke bir doktora, bir psikoloğa gitseymişim diye çok pişman oldum ama artık çok geçti. Düştüğüm boşlukta düşüncelerim karmaşıklaşmıştı ve sağlıklı düşünemez olmuştum. Serkan'dan o kadının adresini aldım. Ertesi gün patronumdan birkaç günlüğüne izin istedim. Zaten iş yerinde çok varlık gösteremediğim için "git ne yaparsan yap," dedi bana. Bu bir nevi "seninle işim kalmadı, özgürsün" demekti. Kovulduğumun resmiydi. İzin dönüşü tekrar işe başlasam da kovulacağım kesin gibiydi. O gece çok düşündüm ve geri döndüğümde iş yerine gitmemeye karar verdim. Gece yine çok korktum. Karışık rüyalar gördüm. Kan ter içinde uyandım. Bu belirsizlik beni gerçekten delirtecekti. Sabah erkenden kalktım ve Kastamonu'ya gitmek için hazırlandım. Aklıma Osman'ın verdiği muska geldi. Dolapta o muskayı aradım ve buldum. Onu boynuma taktım ve yola koyuldum. Soluğu Kastamonu'da aldım. Yolculuk boyunca içimde garip bir his vardı. Sanki bu karanlıktan kurtulamayacak ve işler daha kötüye gidecekmiş gibiydi. İçim daralıyordu. Ayrıca bir şey bana "gitme" diyordu sanki. Keşke içimden gelen sesi dinleseydim. O uğursuz fısıltılar ve vesveseler peşimi bırakmıyordu. Kadının yaşadığı o eski köy evine vardığımda kapıyı yaşlı kadın açtı. Uzun bir süre gözlerimin içine baktı. Yüzündeki kırışıklıklar yaşadığı yılların ağırlığını yansıtıyordu. "Seninle konuşmamız lazım," dedi ve beni içeri davet etti. Odaya adım attığımda hissettiğim ilk şey üzerime çöken yoğun bir enerji oldu. Duvarlarda asılı tılsımlar, masanın üzerindeki eski kitaplar, her şey çok yabancı ve ürperticiydi. Kadın gözlerimin içine bakarak, "Zihnindeki karanlık büyük, peşindeler ama ben sana yardım edeceğim," dedi. "Daha neler olduğunu bile anlatmadım," dedim. "Ben biliyorum, zahmet etme," dedi. Birkaç karışım yaptı. Yüzüme bazı şeyler okuyup üfledi. Bana bir şeyler içirdi. Yaktığı bir ateşin dumanını yüzüme üfledi. "Şimdi nasıl hissediyorsun?" dedi. "Değişen bir şey yok. Zihnim hala karmaşık," dedim. Biraz düşünür gibi yaptı. Sonra, "Sana bir yol gösterebilirim. Fakat bu yol kolay olmayacak," dedi. "Olsun. Nasıl kurtulacağımı söyle yeter," dedim. "Peki o zaman. Ilgarini mağarasına gitmelisin. Orada 3 gün 3 gece kalacaksın. Bu ruhunun sınavı olacak," dedi. Tüylerim diken diken olmuştu. Ama başka bir çarem de yok gibiydi. Kabul ettim. Kadın bana birkaç tılsım verdi ve mağaraya gitmemi söyledi. Orada neler yapmam gerektiğini anlattı. Bir çeşit meditasyondu söyledikleri. İç huzuru yakalaman ve saf bir su gibi çıkman için zihnini boşalt, dedi. İçimdeki huzursuzluk artıyordu. Ama artık geri dönüş yoktu. Kabul ettim. Nasıl gidilir diyerek bilgiler aldım. Hazırlıklarımı yapıp mağaraya doğru yola çıktım. Yanıma bol miktarda yiyecek ve su aldım. Çantama doldurdum. Yol dar patikalar ve keskin kayalıklarla doluydu. Ormanın derinliklerine doğru ilerlerken rüzgarın uğultusu içimi ürpertiyordu. Çevremdeki ağaçlar adeta karanlığa gömülmüş, yapraklar bile sessizce savruluyordu. Ne kadar yürüdüğümü hatırlamıyorum. Ama sonunda o karanlık ve derin mağaraya vardım. Mağara dışarıdan bakıldığında devasa bir yaratığın ağzı gibiydi. Sanki beni içine çekip yutmak için bekliyordu. Gündüz gözüyle bakıldığında burası bir doğa harikasıydı. Yavaşça içeri girdim. İçeri adım attığım anda havanın yoğunluğu beni ezmeye başladı. Nemli ve kesif bir koku burnuma çarptı. Duvarlar soğuktu.
sanki mağaranın içinde bir yaşam vardı. Kadının sözleri aklımda yankılandı. 3 gün, 3 gece. Bu karanlık yerde kalmam gerekiyordu. Fakat beni neyin beklediğini bilmiyordum. İlk geceyi orada geçirmek için küçük bir ateş yaktım. O an her şey sessizdi. Fakat gözlerimi kapatır kapatmaz kabuslar yeniden başladı. Cinlerin fısıltılarını duyuyordum. Kendi ismimi yankılanan seslerle tekrar tekrar çağırıyorlardı. Sanki mağaranın derinliklerinden gelen bir koro ruhumu ele geçirmek için sabırsızlanıyordu. Gece boyunca gözlerimi kapatamadan bekledim. Her geçen saat deliliğe bir adım daha yaklaştığımı hissettim. Zihnimin sınırlarını zorluyorlardı. Burada değil meditasyon yapıp zihnimi boşaltmak, gözümü dahi kırpamıyordum. Mağarada geçirdiğim ilk gece zihnimde yankılanan fısıltılar ve belirsiz şekillerle doluydu. Gündüz kadının dediği gibi dinlendim ve sadece sessizliği dinledim. Zihnimi boşaltmaya ve kendimi dinlemeye çalıştım. Ama aklıma sürekli olumsuzluklar geliyordu. Bir şeyler atıştırıp biraz uyudum. Çünkü uykusuz bir gece daha beni bekliyordu. Ancak ikinci gece gerçek dehşet başlamıştı. Gözlerimi kapattığımda mağaranın duvarları hareket ediyormuş gibi görünüyordu. Derinliklerde bana yaklaşan bir şeyin varlığını hissediyordum. Sanki mağara bir devdi ve nefes alan bir varlık haline gelmişti. Kulaklarımı tırmalayan bir hırıltı vardı. Hava gittikçe ağırlaşıyor, nefes almak her dakika zorlaşıyordu. İçimde bu karanlığın beni yavaş yavaş içine çektiği korkusu büyüyordu. Cinlerin oyunları ilk başta zihnimde belirsiz hayallerle başladı. Gözlerimi her kapattığımda çocukluk anılarımın içinde kayboluyordum. Annemin yüzünü görüyordum. Bana sesleniyordu. Ama bu ses gerçek olmayacak kadar ürkütücüydü. Sonra sesi bir fısıltıya dönüştü. Tüyler ürpertici bir yankı haline geldi. Bir süre sonra annem değişti. Gözleri siyahlaştı. Yüzü bozuldu. Gördüğüm her şeyin gerçekliğini sorgulamaya başlamıştım. Gözlerimi kapatıp tekrar açtığımda mağara artık aynı yer değildi. Etrafımda tanımadığım bir karanlık. Sanki başka bir boyutun parçasıydı. Bir adım attığımda sesler yankılanıyordu. Kendi ayak seslerim bile bana ait değilmiş gibi duyuluyordu. Mağaranın duvarlarından küçük parmaklar uzanıyordu. Göz ucuyla baktığımda karanlığa çekilen gölgeler gördüm. Beni izliyorlardı. Ama tam anlamıyla görünmüyorlardı. O kadar hızlı ve sessiz hareket ediyorlardı ki onları net bir şekilde seçmek imkansızdı. Sanki üzerime gelmeye korkuyorlardı. Ben onları fark ettiğimde hemen karanlığa doğru saklanıyorlardı. Kendimi kaybetmeye başlıyordum. Zihnimdeki karanlık gittikçe büyüdü. Gerçek ve hayal arasındaki sınır tamamen kaybolmuştu. İçimdeki korku adeta fiziksel bir ağırlık gibi üzerime çöküyordu. Her adımda sanki beni içine çeken görünmez bir bataklık vardı. Cinler aklımın derinliklerine inip en gizli korkularımı çekip çıkarmaya başlamışlardı. Düşüncelerimi ele geçiriyorlar, zihnimdeki en karanlık köşelere ulaşıyorlardı. Bazen gözlerimi kapatıp düşüncelere dalıyordum. Gözlerimi açtığım bir an ateşin diğer yanında biri olduğunu fark ettim. Onu görür görmez korku kalbime bir bıçak gibi saplanmıştı. Gözlerimi ovuşturup tekrar baktığımda karşımda oturan kişi bendim. Benden bir tane daha vardı karşımda. Aynı kıyafetler ve aynı duruş. Bir süre birbirimize baka kaldık. Sen de kimsin dedim. Ben senim. Sen. İçindeki sen dedi. Nasıl olur? İçinde bir ben daha mı var dedim. Evet. Ben senin içindeki korkuların, üzüntülerin ve kabuslarınım. Bana iyi bak ve üzüntülerinden kurtul dedi. Nasıl dedim. Boynundaki o muskayı çıkar. O sana üzüntü vermekten başka bir şey yapmıyor dedi. Elimle göğsüme dokundum. Evet, Osman'ın verdiği muskaydı bu. Ama ne alakası vardı? Bu muskayı taktığımdan beri kendimden daha emindim. Hayır dedim ve ona baktım. Ama çoktan kaybolmuştu. Sanırım zihnimin bana oynadığı bir başka oyundu bu. Sabah olduğunda oradan gitmeyi düşündüm ama kadının 3 gün deyişiyle belki bir hikmeti vardır deyip bir gece daha beklemeye karar verdim. 3. geceye geldiğimde artık tamamen kaybolmuş bir haldeydim. Etrafımda cinlerin varlığını daha yoğun hissetmeye başlamıştım. Zihnime sızıyorlar. En derin korkularımı su yüzüne çıkarıyorlardı. Gözlerimin önünde gerçeğe benzeyen
Ancak bozulmuş sahneler geçmeye başladı. Annemi bir mezarlıkta ağlarken gördüm. Ardından mezardan çıkan bir figürün onu çekip aldığını izledim. Kendi çığlıklarım mağarada yankılanırken bu hayallerin gerçek olup olmadığını artık ayırt edemiyordum. Cinler sadece zihnimle oynamıyorlardı. Artık fiziksel varlıklarını daha da hissetmeye başlamıştım. Duvarlardan gelen soğuk dokunuşlar derimin altına işliyordu. Nefes aldıkça içime derin bir karanlık doluyordu. Her şey bulanıklaşmaya başlamıştı. Zihnim bedenimden ayrılıyor gibiydi. Sanki bu karanlık mağarada ruhum bedenimden bağımsız bir varlık haline geliyordu. Zihnimde yankılanan fısıltılar beni çağırıyordu. Gökhan, bize katıl, bizi bul. Bir an gözlerimi açtım ve karşımda bir cin duruyordu. Kısa boylu, ince yapılı ve tamamen siyah gözleri vardı. O kadar yakındı ki nefesini yüzümde hissettim. Hiçbir şey söylemeden bana baktı. Bir adım geri çekildim. Ama o yerinde duruyordu. Ardından birden yok oldu. Zihnim iyice bulanıklaşmıştı. Sanki her an delirmek üzereydim. Cinlerin bana sunduğu kabuslar her geçen saat daha yoğun hale geldi. Bir ara mağaranın içinde başka bir dünya olduğunu fark ettim. Birden mağaranın derinliklerinde yürüyordum ve önümde büyük bir taş kapı belirdi. Kapıyı açtığımda karşıma bir köy çıktı. Burası çocukluğumun geçtiği köydü. Ancak her şey tuhaf bir şekilde bozulmuştu. Evler karanlık, insanlar solgun ve cansızdı. Annemi bir kez daha gördüm. Ama bu sefer ona ulaşmak için ne kadar koşarsam koşayım, ona asla yetişemiyordum. Sanki zemin beni yavaşlatıyor, her adımım beni daha da geri çekiyordu. Cinler zihnimle oynayarak beni yanıltıyorlardı. Her yanılsama beni biraz daha zayıflatıyordu. Kendime ait olmayan düşünceler zihnime sızıyordu. Cinlerden biri bana doğru yaklaştı ve kulağıma fısıldadı. Bu dünyadan kaçışın yok Gökhan. Burada sonsuza kadar kalacaksın. O an çığlık atmak istedim ama sesim çıkmadı. Varlığım bu karanlık dünyada kayboluyordu. Zihnimdeki savaş bitmek bilmiyordu. Gözlerimi kapatıp açtığımda mağara yeniden değişmişti. Duvarlar üstüme kapanıyor gibiydi. Cinler gözlerimin önünde beliren karanlık gölgeler haline gelmişti. Her hareketimde beni izlediklerini hissedebiliyordum. Bir ara bana öyle yaklaştılar ki, işte tamam dedim. Artık filmin koptuğu yerdeyim. Buraya kadarmış dedim. Ama öyle bir an geldi ki hepsi birden bir tarafa doğru odaklandılar ve iğrenç çığlıklar atarak kayboldular. Neler olduğunu anlayamamıştım. Zaten dipsiz bir kuyuda gibiydim. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Bir noktada mağaranın derinliklerinden yankılanan adımları işittim. Bu sefer gerçek bir sese benziyordu. Korku ve umut arasında gidip geliyordum. O ses cinlerin oyunlarından biri miydi? Yoksa gerçekten orada birisi mi vardı? Ses gittikçe yaklaşıyordu. İçimdeki dehşet duygusu büyüdü. O an karanlık mağaranın derinliklerinden bir el uzandı ve beni sarsarak çekti. O el gerçekti. Çocukluk arkadaşım Osman beni mağaranın derinliklerinde bulup çekmişti. Zihnimdeki karanlık hala yoğundu. Osman'ın yüzüne bakmaya çalıştım ama onun gerçek olup olmadığını anlayamıyordum. Sanki hala bir rüyadaydım. Cinlerin oyunlarının içinde kaybolmuştum. Osman kolumdan tuttu ve beni dışarı çıkardı. Dışarı çıktığımda daha iyiydim. Elini koynuma attı ve muskayı bulup çıkardı. Şükürler olsun dedi. Osman, beni nasıl buldun kardeşim dedim. Anlatırım. Hadi kalk gidiyoruz dedi. Kalkıp yürümeye başladık. Gecenin sabaha yakın bir kısmında olduğumuzu ve birazdan aydınlık olacağını söylüyordu. Osman, beni nasıl buldun dedim. Osman anlatmaya başladı. Bir hafta önce bir rüya gördüm. Senin başın dertteydi ve yardım istiyordun. Ben de seni aramaya başladım. Ne telefonun ne de adresin vardı. Senin ortadan kaybolduğun gün adresine ulaştım. Evinize gittiğimde annem bana iş adresini verdi. İş yerine gittim ama ortada yoktun. İzin aldı dediler. Akşam evine gittim ama annen ve baban eve gelmediğini söylediler. Eve döndüğümde o gece yine bir rüya gördüm. Ama bu çok daha kötüydü. Sanki bir kuyuda gibiydin ve kuyunun başında seni bekleyen canavar gibi bir şey vardı.
Ertesi sabah tekrar evine gittim ama annen ve baban gelmediğini söylediler. Akşam tekrar gittim ve yoktun. Ertesi sabah yine yoktun. Başına bir iş geldiğini anlamıştım ve iş yerine gittim. Bana yok izinli dediler. Ama Serkan adındaki iş arkadaşım beni çıkışta durdurdu. Ve o büyücü kadından bahsetti. Onu şifacı olarak biliyormuş. Ah be kardeşim, ne yaptın sen dedim. Atlayıp buraya geldim. Büyücü kadını buldum ve onu konuşturdum. Biliyor musun kardeşim? O kadın bir büyücü ve seni buraya bilerek yolladı. Seni cinlere kurban verdi. Neyse ki Muskan'la gelmişsin de sana yaklaşamamışlar dedi. Muskan'ın beni koruduğunu biliyordum ama bu kadarını da beklemiyordum. Osman'la otobüse atlayıp Sakarya'ya döndük. Osman beni babası Hoca İsmail'e götürdü. Fakat ruhum hala mağaradaki o karanlıkla bağını koparamamıştı. Hoca İsmail amca beni dikkatle inceledi. Dualar mırıldandı. Tılsımlar çıkardı. O an cinlerin bana ne kadar derin bir şekilde bağlandığını fark ettim. Onları zihnimden söküp atmak kolay olmayacaktı. Hoca İsmail amca beni ilk gördüğünde bir süre sessiz kaldı. Sonra gözleriyle beni taradı. Sanki içimdeki karanlığı görüyordu. Odanın içinde güçlü bir enerji vardı. Duvarlar eski dualarla süslenmişti. Bir şeyler mırıldanarak yanına oturdu. Gözlerim karanlıktı. İçimdeki varlıklar gitmemişti. Hoca İsmail elinde bir tesbih döndürerek dualar okumaya başladı. Her kelime içimdeki karanlığa bir darbe vuruyordu. Zihnimde yankılanan sesler, cinlerin fısıltıları yavaş yavaş azaldı. Bedenim titriyor. Sanki ruhum bir şeylerin pençesinden kurtuluyordu. Hoca İsmail sabırlıydı. Saatler süren bir ritüelin ardından zihnimdeki karanlık dağılmaya başladı. Sonunda derin bir nefes aldım ve sanki bir bataklıktan çıkmış gibi hissettim. Hoca İsmail amcanın elini öptüm. Bana çocukluğumda gönderdiği muskayı gösterdim. Çok mutlu oldu. Osman'la sarılıp kucaklaştık. Beni böyle seven ve değer veren bir arkadaşım olduğu için çok şanslıydım. Eğer olmasaydı o mağarada sonsuza dek yok olacaktım. O mağara ve o yaşlı kadın hayatımı sonsuza dek değiştirdi. Şimdi biliyorum ki ruhsal karanlık her zaman dışarıda değildir. Bazen insanın içinde saklanır ve yardım edeceğini söyleyen herkes dost değildir. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.